Nasıl hissediyorsunuz Toprak Bey? Aslında son zamanlarda... Evet, son zamanlarda. Yani... Bir değişiklik mi desem, farklılık mı? Biri var. Öyle mi? Nasıl bir farklılık? Nasıl biri bu bahsettiğiniz? Çok farklı. Çok. Yani onun yanında kendimi çok huzurlu hissediyorum. Daha kendim gibi hissediyorum. O içimi dolduran boşluk, o kaybolmuşluk. Yani onunlayken yok olup gidiyor sanki. Sebebini bilmiyorum. Anlayamıyorum ama bana çok tanıdık geliyor. Sanki onunla bir geçmişimiz var. Anlamlı, ortak bir geçmiş. Aydan Hanım'dan mı bahsediyorsunuz? Yok, hayır, Aydan değil. Başka biri. Peki, onunla ilgili duygunuzu biraz daha açar mısınız? Bu tanıdık gelme dışında başka şeyler de var mı? Bana bugüne kadar kimseye hissetmediğim bir yakınlık hissettiriyor. Anneme, kardeşime, oğluma. Farklı bir şey. Daha derin. Aşk gibi bir şey mi? Aşk en saf. En temiz şey oğlum. Hayatı güzelleştiren şey aşk. Bir insanı senin kalbine diğer herkesten yakın olması aşk. Toprak Bey. Yok, hayır. Öyle bir şey değil. Tamamlanmak gibi. Kaybettiğim bir şeyi tekrar geri kazanmak. Kavuşmak. Yani tam olarak ifade edemiyorum, anlatamıyorum ama... Çok tanıdık. Çok derinden... Büyük bir güven gibi sanki. Buyurun. Hoşça kalın. Gidiyor musunuz? Çok zahmet verdik size. Toprak nasıl? Daha iyi mi? Bir şeyler hatırlamaya başladı mı? Biliyorsunuz, doktor hasta mahremiyeti sebebiyle sizinle bu bilgileri paylaşamam. Aa, öyle. Tabii. Yani tabii ama biliyorsunuz bizim durumumuz çok özel. Yani gece gündüz düşünmekten gözüme uyku girmiyor. Yani çok şeyler yaşadık biz. Yüreğimiz ağzımızda yıllarca bekledik. Şimdi bize bir şeyler söyleseniz ha? Hani iyi hatırlamaya başladı falan. Yüreğimiz su serpilse. Toprak Bey'i daha iyi gördüm ben. Endişelenmeyin siz de. Zamana bırakacağız. Daha önce de söylediğim gibi. Baskı kurmayacağız üzerinde. Zaten yavaş da olsa ilerleme kaydediyor. Yakınlık duyduğu birinden bahsetti. Çok tanıdık geliyormuş ona. Aydan. Hayır, Aydan Hanım değilmiş. Daha fazla anlatamam, kusura bakmayın. Ama dediğim gibi endişelenmeyin. Önceki seanslara göre çok daha rahatlamış bir hali vardı. En azından onu köşeye sıkıştıran boşluk duygusu hafiflemiş. Benim çıkarımım bu yönde. Sabırla bekleyip takip edeceğiz. Tabii tabii. İyi günler. İyi günler Keriman Hanım. Fidan bu.